Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler maalesef yine bir taciz skandalı. Almanya'da son zamanlarda taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Eisenreich, Baviera Eyalet Meclisi'nde Münih ve Freising Başpiskoposluğunda yaşanan cinsel taciz ve istismara ilişkin 20 Ocak'ta yayınlanan rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Raporda ilginç detaylar var değerli izleyiciler. Savcılığın kişilerin ünvanına ve kurumların konumuna bakılmaksızın soruşturma yaptığını belirten Aizen her eylemin uygun şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi ve herkes gereken cezayı alacak dedi. Ee, yine Eisenrath Başsavcılığı da Bavira'da kimse kanunların üstünde değil, herkes kanunlar önünde eşittir açıklamasını yaptı. Münih Savcılığı'nın şu an kilise yetkililerinin suçlandığı 42 olayı incelediği bilgisini paylaşan Eisenreich, olası başka mağdurların suç duyurusunda bulunmalarını, suç işlendiği yönündeki bilgisi olanların da ilgili mercilere bilgi vermesini istedi. Katolik Kilisesi'ndeki taciz skandalının toplumu sarsısını belirten Eisenreich, din adamlarının konumlarını istismar ederek mazur görülemeyecek suçlar işlediğini kaydetti. Detaylar şu şekilde değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, Münih ve Freising Başpiskoposluğu'nun kilisedeki cinsel istismarı araştırmak için görevlendirdiği Westfall Spilker West adlı avukatlık şirketinin hazırladığı ve 20 Ocak'ta yayınladığı raporda 1945 ila 2019 yıllarında Münih ve Freising Başpiskoposluğuna bağlı kiliselerde en az 497 taciz vakası gerçekleştiği taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi. Rapora göre mağdurların 247'sini erkek, 182'sini de kız çocukları oluştururken 68 çocuğunsa kimliği bilinmiyor. Olaylardan etkilenenlerin çoğunu 8 ila 14 yaşlarındaki çocukların oluşturduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 kişi e, hakkında işlem yapılacak. Değerli uzmanlara göre suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 kişi olduğu belirtildi. Raporda Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve emerit papa 16. Benediktus, Münih baş psikoposu olduğu dönemde 4 olaya ilişkin harekete geçmeyerek, istismarın önünü örtmek ve doğruları söylememekle suçlandı. Ayrıca yine raporda Münih ve Freising başpiskopozu Kardinal Reinhard Marx'a yönelik iki eski başpiskopos Kardinal Friedrich Wetter'e de yönelik 21 olayla ilgili suçlamalar bulundu. Bakalım e, savcılık nasıl bir karar verecek? Umarız mahkeme bu kişileri cezalandırır çünkü istismar edilenlerin büyük bir kısmı çocuk ve yaşları sadece 8 ila 14 yaş arasında olan çocuklar. Değerli izleyiciler bir sonraki haberde görüşünceye kadar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.